Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere bu modelin devamını anlatacağım. Şimdi orta videoyu yapmıştım. Yapan arkadaşlar var. Kenar kısmını yapacağım. Birinci bölümü videonun açıklama bölümünde linkini bırakacağım. Oradan görebilirsiniz. Önce ortayı yaptım. Şimdi şu kısmı anlatarak buraya birleştireceğiz. Şöyle yine orta kısım buradaki gibi biraz farklılıklar var. Aynı şekilde başlıyorum. 7 tane zincir çekiyoruz önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Geliyoruz ilk zincirin içine batarak birleştiriyorum. Küçük bir yuvarlak bir zincir çekiyorum. Şimdi bu halkanın içine batarak sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sık iğne yapıyoruz. İlk sık iğnenin içine batarak birleştiriyoruz. Burası tam ortada yaptığımız orta motifin ortasını yaptığımız şekilde aynı gidecek. Şurada zincirde bir farklılık olacak. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 5 zincir. Hemen bir sonrakine batarak sık iğne ile birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonrakine böyle 10 tane boşluk elde ediyoruz. Her bir sık iğnenin tepesine batarak. Diğerine battık. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz oldu. Dokuzuncu boşluğu da yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. İlk birleştirdiğimiz noktaya batarak birleştiriyoruz. Şöyle 10 tane boşluğumuz oluştu. Şimdi buradan ilk boşluğun içine ipimizi taşıyoruz. Şöyle tam ortaya geliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincir trabzan olacak. Sonra 5 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir daha çekiyorum. Tığ bir doladım. Her boşluğun içine batarak bir trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5 zincir. Diğer boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer boşluğa. Şimdi bu şekilde tamamlayalım. Ortayı yaptığımız gibi burası da zaten. Evet, burayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Geliyoruz buradan 1, 2, 3, 3. zincire batarak birleştiriyoruz. Şimdi ilk boşluğa yine ipimi taşıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu boşluğa 5 tane trabzan yapıyorum. Yine ortada yaptığımız şekilde 4, 5, 2 tane zincir, diğer boşluğa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 zincir, son boşluğa kadar bu şekilde dolduruyoruz. Sadece son boşluğu doldurduktan sonra zincir sayımız 2 olmayacak. 10 tane zincir çekerek birleştireceğiz. Şimdi orta motiften farkı bu. Şimdi başlangıç noktasına kadar gelelim. Başlangıç noktasına geldim şimdi. En son 5 tane trabzanı yaptıktan sonra burada birleştirirken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyoruz. Pardon, tığ dolamıyorum. Tığ dolamadan burada ilk yaptığımız 3 tane zincirimiz vardı. Trabzan yerine saydığımız. Bunun üzerine batıyoruz. Birleştiriyoruz.
Şimdi yine orta motifte yaptığımız gibi şu sivri trabzanları yapacağız. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. İlk trabzanım. Şimdi 2 defa doluyorum. Pardon, 3 defa doluyorum. Bir sonrakine batıyoruz. 1, 2, 3, 4 defa çektim bıraktım. Şimdi 2 defa doladım. 1, 2, 3 defa çektim bıraktım. Şimdi tığımı 1 defa doladım. 1, 2 defa çektim bıraktım. İlk önce 1 ilmek alıyorum her defasında. Sonra ikişer ikişer alıyorum. Şimdi son trabzana geliyorum. 1 defa tığımı doladım. Sonra önce 1 ilmek yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da çıkıyorum. Bunu orta motifi yaparken de daha yavaş, daha ayrıntılı anlattım. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi bir tane daha yapalım. Burada 10 tane zincir çekiyoruz. Ortada 16 zincir çekmiştik. Orta motifi yaparken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir. Artık başlangıç noktamız burası. 1, 2, 3, 4 defa tığ doluyoruz. İlk trabzan üzerine geliyoruz. Yine önce 1 ilmek, sonra 2 2 alarak çıkıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 defa çıktık. Tığda 2 ilmeğimiz var. 1 2 3 defa tığ doladık. Bir sonrakine batıyorum şimdi. Yine aynı şekilde 1 2 3 4. Şimdi 4 defa çıktık. Tığda 3 ilmek var. 2 defa doluyorum şimdi tığı. Önce 4 doladım, sonra 3, sonra 2 doladım. Ve 1, 2, 3 defa çıktım. Tığda bekletiyorum. 4 tane ilmeğimiz olacak şu anda tığda. Şimdi bir kez doluyoruz. 1, 2 kez çıkıyoruz. Bekliyoruz. Tekrar doluyoruz. Son trabzana batıyoruz. Şimdi önce 1 ilmek alıp sonra 2 2 alarak çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve son 2 ilmeği de alıyorum. 7. Bu şekilde başlangıçta 6 çektik çünkü gelen ilmeğimiz yoktu. Başlangıç olduğu için. Şimdi bu şekilde arada yine 10 tane zincir çekiyoruz. Başlangıç noktasına kadar dolanıyoruz. Evet, şimdi son trabzanları yaptım. Şurada 10 tane zincirimiz vardı. Burayı şu şekilde birleştiriyoruz. Yine 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çekiyoruz. Bu altta da 10 zincirimiz vardı. Tığımızı şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 6 kez doladım. Tutuyorum şimdi bütün ilmekleri. Bu zincir boşluğun içine giriyorum. Yine önce 1 ilmek, sonra 2 2 alarak çıkacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 defa da çıktım. 8'li trabzan yaptım yani. Şimdi tekrar 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Tığın başını bir kez doluyorum. Bu 8'li trabzanı dörtlü trabzan gibi ikiye bölün. Tam orta noktasına geliyorum. Şurada dörtlü trabzan olacakmış gibi düşünün. Orta noktaya batıyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir görüntü olması lazım. Şimdi tekrar 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyoruz. Geliyoruz şu sivri noktaya, batarak birleştiriyoruz. Şöyle şu şekilde bir görüntü olacak. Şimdi şu aralarda 10 tane zincir çektim. Eğer gerdirme yaparsa burada 11 zincir de çekebilirsiniz.
Çok sıkı çekiyorsanız gerdirecektir. 11 zincir de çekebilirsiniz. Oradaki zincir sayısının çok bir önemi yok şu anda. Şimdi hemen önümüzdeki şu büyük boşluğun içine ipimi getiriyorum. Şöyle bir kez getirdim. Bir kez daha yapıyorum. Biraz daha ilerletiyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum başlangıçta. Şimdi bu boşluğa batarak 2 tane trabzan yapacağız. Şimdi şu 3 zincirimiz birinci trabzan olarak düşünün. Tekrar batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Şöyle. Birinci trabzan, ikinci trabzan olarak düşünün. 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir doladık diğer boşluğa geçiyoruz. Bir trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkinci trabzan yapıyorum. İki tane trabzan yaptık aynı boşluğa. Burada da iki tane trabzan. Tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi diğer boşluğa yine iki tane trabzan yapacağız. Boşluğun içine batıyoruz. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi 3 tane boşluğa ikişer ikişer trabzan yaptık. Aralarda 6 zincir çekerek. Şimdi tekrar 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. 3 tane boşluğa da 3 tane trabzan yapacağız şimdi. Değil mi? 3 boşluğa. Evet. 6, yine 6 zincirimiz var. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Birinci trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar aynı boşluğa ikinci trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı boşluğa bir kez daha batıyorum. Üçüncü trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3 tanesini 2 trabzan yaptık. Şimdi buraya 3 tane trabzan yaptık. 6 zincir. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde buraya da 3 tane trabzan yapacağız. Aralarda 6 zincir çekerek tabii. 6 tekrar 1 2 3 pardon 3 4 5 6 tekrar aynı boşluğa batıyorum. 3. trabzanı yapıyorum. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. Buraya da aynı şekilde 3 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 6 zincir. Birinci trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir. İkinci trabzan 2 3 4 5 6 zincir. Üçüncü trabzan. Evet, 3 tane boşluğa da 3 tane trabzan yaptık. Şimdi tekrar 1, 2, 3 boşluğumuz daha var buraya kadar. Buralara da 2 tane trabzan yapacağız. Şu başlangıçta yaptığımız gibi. Yine tabi aralarda 6 zincir çekiyoruz. 6 zincir. 1. trabzan. 6 zincir ve 2. trabzan. 2 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Diğer boşluğa geçiyorum. Birinci trabzan. 6 zincir ve ikinci trabzan. Şimdi son boşluğa geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Diğer boşluğa geçtik. Birinci trabzan. 6 zincir ve ikinci trabzan. Tabii şimdi birleştirme noktamız şurası. Burayı da yapacağız. Şu boşluklardaki trabzan sayılarımız önemli. Baştaki şu köşeyi saymıyoruz.
Buraya iki trabzan yapmış olduk. Zincir çekerek yaptık bir tanesini. Buraya iki trabzan, buraya iki trabzan. Sonraki üç tane boşluğa üç trabzan. Ve sonraki üç boşluğa da yine iki trabzan yaparak buraya kadar geldik. Şimdi şu büyük boşluğa geçiyoruz. Buraya da yine iki tane trabzan yapacağız. 6 zincir çekiyorum yine. 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Büyük boşluğa giriyorum. Birinci trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı boşluğa bir daha batıyoruz. Evet, bir daha batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi uç kısmı, sivri kısmı geliyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Tığın başını 2 defa doluyorum. Pardon, 3 defa doluyorum. Ortadaki boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3, 4 defa çektim, bıraktım. Tekrar 1, 2, 3 doladım. Buraya 3 tane trabzan yapacağız. Önce 1 ilmek, sonra 2, 3, 4 diye çekerek çektim ikişer ikişer. Tekrar 2, 3 doladık. 1, 2, 3, 4 defa çektik. Beşerli trabzan oluyor. Beşli trabzan oluyor aslında. 4 defa çekip bırakıyoruz ve tepeyi birlikte kapatıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı işlemi tekrar edeceğiz. 1, 2, 3 doladık. 1, 2, 3, 4 defa çektim, bıraktım. 3 doladım. 1, 2, 3, 4 defa çektim, bıraktım. Şimdi 3. trabzanda yapıyorum aynı şekilde. Ve kapatıyorum. Şimdi 10 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Aynı boşluğa bu şekilde 2 tane daha yapacağız. 3 defa doladık. 1, 2, 3 ve kapattık. Arada tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 doladık tekrar. 1, 2, 3 ve kapattık. Şimdi 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir doladık. Bu kenardaki büyük boşluğa geliyoruz. Yine buraya bir trabzan yapıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Şöyle. Şimdi 6 zincir çekerek zincirimize birleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Geliyoruz burada. 1, 2, 3 diyorum. 3. zincire batarak birleştiriyorum. Şöyle göstereyim tekrar. Şimdi buradan bir üste geçeceğiz. Bir üste yine kolay zincir çekerek devam ediyoruz. Her boşluğa batarak devam ediyoruz. Şimdi ipimizi yine boşluğun içine taşıyalım. Hemen önümüzdeki boşluğun içine giriyorum. Şu şekilde. Bir kez daha getiriyorum ortaya gelebilmek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum başlangıç için. Tığ bir kez doluyoruz. Şimdi her boşluğa batıyoruz. Buraya batıyorum. Bir trabzan. 7 tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kez doladım. Diğer boşluğa batıyorum. Şimdi ikinci boşluğu yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Üçüncü boşluğu yaptık.
Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Şimdi burada sıradaki boşluğa, yani son ikili trabzan, iki tane trabzan yaptığımız yerdeyiz. Bakın ondan sonra üç tane trabzan yapmışız. Son iki tane trabzan yaptığımız yer. Bu iki trabzanın arasındaki sıradaki boşluğa tığımı 3 kez doluyorum. Ve yine 3 tane trabzan yapıyorum. Tepede çekme işlemi yapıyoruz yine. 3 doladım. 1, 2, 3, 4 defa çektim. Tığ da bırakıyorum. 3 doladım tekrar. 1, 2, 3, 4 ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 1, 2, 3 doladık. Şimdi bunu kaç tane yapıyoruz? Şuradan göstereyim. Şuradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, arada 7 zincir çekerek 12 tane bu üçerli trabzanlarımızı yapıyoruz. Her boşluğa bir tane üçlü. Yani şöyle. 3 doladık. 2 ve 3. Kapatıyorum. Tekrar 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 doladık. Hemen bir sonraki boşluğa. Burada hiçbir boşluk atlamadan her boşluğa batıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Arada da 7 tane zincir çekiyoruz. 4 defa çektim. Şimdi 5. çekme işlemini birlikte yapıyorum. Tekrar 7 zincir. Evet, sırayla her boşluğa batıyoruz. Bu şekilde gelelim. Şimdi 12 tane yapalım, sonra devam edelim. Evet, 12 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu kadar. Bundan sonrası her boşluğa battık yalnız, hiç atlamadan her boşluğa. Bundan sonra yine 7 zincir çekiyoruz. Devam ediyoruz her boşluğa bir trabzan yaparak. 7 tane zincir çektim. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Diğer boşluğa geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sırayla her boşluğa batıyorum şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi uç kısma geldik. Yine buradaki boşluğa da geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz. Şimdi şu iki tane üçerli trabzanın arasına da bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz. Bu arada 10 tane zincir çekmiştik. Buraya yine aynı şekilde şu altta yaptığımız gibi 4 tane üçerli trabzan yapacağız. Pardon, 3 kere dolayarak 5'li trabzan yapacağız. 4 defa çektim, bıraktım. 1, 2, 3 doladık. 4 çekip bırakıyoruz. Tığ 3 doluyoruz. 4 defa çekip bırakıyoruz. Şimdi ben böyle tığ 3 dolayıp 4 defa da çekiyorum. Uzun uzun trabzanlar yapıyorum. Daha büyük bir modele oluyor. Yani bunları daha kısa yaparak daha küçük bir model de yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Aynı boşluğa tekrar 3 doladım. 4 defa çektim, bıraktım. 1, 2, 3, 4 çektim, bıraktım. Yine 3 defa doladım. 1,
2, 3, 4 ve kapattım. 2 tane yaptıktan sonra tekrar 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 3 defa doluyoruz. 2 tane daha. 3'erli trabzan yapıyoruz buraya. Evet, 2 ve 3. Hepsini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tekrar 2, 3 doladık. Bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve kapattık. Aynı altta yaptığımızı tekrar ettik. Şimdi 7 zincir çekiyoruz. Her boşluğa batarak yine devam ediyoruz. Birleştirme noktamız burasıydı. Buraya kadar geleceğiz. 3, 4, 5, 6, 7. Hemen bu, şu alttaki ikisinin arasına bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen bir sonrakine her boşluğa yine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Son boşluğa geldim şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet, buradan bir, iki, üç sayıyoruz. Üçüncü zincire batarak birleştirdim. Evet, şimdi son sıraya gideceğiz. Son sıraya giderken de bir yandan şuradaki motiften ekleyeceğiz. Şöyle bakalım. Bunu şu anda ipim burada. Mecburen böyle döneceğim ve buradan eklemeye başlayacağım. Şu şekilde ortayı da birleştireceğiz. Evet, şimdi şuradan devam edelim. Birleştirdikten sonra ipimizi zincirle dolanacağız etrafına. Şimdi nerede başlayacağız? Böyle dolanacağım ve şu sondaki üçlü trabzanın üzerine geldiğimizde buradan birleştirmeye başlayacağız. Şimdi şuradan hemen devam edelim. Birleştirdiğimiz yerden yine şöyle ortaya doğru getiriyorum ipimi. İki hamlede ortaya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Son sırada. Şimdi bir sonraki boşluğa sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sonraki sıraya, boşluğa daha doğrusu batıyorum. Sık iğne ile birleştirdim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi buralarda da her boşluğa batarak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şuradaki son üçlü trabzanın üzerine kadar böyle geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, 8. Sekiz zincir ve sık iğne ile birleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, 5 dedim. 6, 7, 8 diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi buraya da geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Buraya kadar 8 zincir çekerek geldik. Şimdi şu üçlü trabzanın, üçlü derken 3 tane yaptığımız trabzanın diyeyim, üzerinden birleştirmeye başlayacağız. Şöyle geleceğiz mecburen. Hep bu yönden ekleyerek. Şöyle yapalım. Şimdi kaç tane ekleyeceğiz oradan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane normal zincir çekerek ekleyeceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi 8 zincirle geçiyoruz normalde. Ekleyeceğimiz için 4 tane zincir çekiyorum. Tam bu noktada. Burada da aynı noktayı buluyoruz. Bakın. Tam buradaki şu trabzanın tepesindeki boşluğa gireceğiz. Şöyle motiflerin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde getirelim. 4 tane zincir çektim. Geliyorum buradaki şu üçerli dolgunun üstündeki boşluğa. Giriyorum. Sık iğne ile birleştirdim. 3, 4 zincir çekiyorum. Ördüğüm modele gelip bir sonraki boşluğa atlıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Karşı taraftaki sıradaki boşluğa. Sık iğne ile birleştirdim. 2, 3, 4 zincir. Ördüğüm motife dönüyorum. Sıradaki boşluğa sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4. Karşı taraftaki sıradaki boşluğa girdik. Birleştirdik. 1, 2, 3, 4 zincir. Ördüğüm motife döndüm. Birleştirdim. Tekrar 4 zincir. Diğer motife sıradaki boşluğa giriyoruz. Sık iğne ile birleştirip 2, 3, 4 zincir çekip tekrar geliyoruz ördüğümüze. Sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi kaç tane olduğunu sayacağız. 7 taneyi bu şekilde birleştiriyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet, tam birleştirme noktalarını sayıyorum şimdi. Bakın şuradan birleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5 tane birleştirdik. 2 tane daha bu şekilde birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Arkadaki motife sıradaki boşluğa girdik. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu bir birleştirme. Birinciyi yaptık şimdi. Altıncıyı daha doğrusu. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar buraya girdim. Yedinciyi birleştirmiş oldum. 4 zincir çektim. Bir sonraki boşta yine sık iğne yaptık. Şöyle bir zincir çekelim. Tekrar göstereyim. Evet, şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taneyi bu şekilde birleştirdik. Şimdi bundan sonraki birleştirmemiz biraz daha farklı olacak. Şöyle olacak. Şimdi kaldığımız yerden alıyorum. En son buraya gelmiştik. Şimdi bir zincir çekmişim. 2, 3, 4. Yine 4 zincir çekiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane doluyoruz tığın başına. Diğer motife geçiyoruz. Sıradaki boşluğa giriyoruz. Tığın başını dolayarak sıradaki boşluğa girdik. Şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. Normal bildiğimiz önce bir ilmek, sonra iki çektim.
Bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane tekrar zincir çektim. Geliyorum buraya. Ördüğümüz motif bu. Sıradaki boşluğa yine sık iğne ile birleştirdim. Şu birleştirmede arada bir trabzan yaptık. Burada direkt boşluğa battık. Burada da arada trabzan yaparak tığın başını bir kere doladık burada. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğumuz burası, ekleyeceğimiz yer. Şimdi tığın başını bir, iki defa doluyoruz. Diğer motifin sıradaki boşluğuna giriyoruz. Dörtlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 de çektik. Şu araya bir trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Şimdi ördüğümüz motife geliyoruz. Sıradaki boşluğa girerek birleştirdik. Evet, burayı tekrar şöyle bir sersem iyi olacak. Şöyle her boşluktan ekleyerek geldik geldik geldik. 7 tanesini ekledikten sonra buraya eklerken bir üçlü trabzan yaptık. Tığ bir kez dolayarak. Buraya eklerken de 4 zincirden sonra tığ 2 kez dolayıp karşıdaki boşluğa batıyoruz. Bir dörtlü trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar 4 zincir çekip sıradaki ördüğümüz motifin sıradaki boşluğuna batıyoruz. Şimdi aynısını tığ 3 kez dolayarak yapacağız. Şuraya birleştireceğiz. Evet, şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, pardon, 3, 4 zincir. Şimdi tığ 1, 2, 3 defa doluyorum. Geliyoruz sıradaki ekleyeceğimiz motifin sıradaki boşluğuna giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çıkıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şuradaki zincirimizi yine 8'e tamamlamış oluyoruz ve hemen sıradaki boşluğa birleştirdik. Şurayı yapıyorum şu anda. Üçlü, dörtlü, beşli, bir de altılı. Bir tane daha yapacağız şimdi. Onu da şuradan birleştirerek. Evet. Şimdi bir doladık, iki doladık, üç doladık. Şimdi tığımıza tam üçerli trabzanların arasındayız. Burada da yine 4 defa zincir çekiyoruz. 4 zincir. 1, 2, 3, 4 defa doluyoruz. 4 defa dolayarak şöyle gösterelim. Sıradaki boşluğa bakın. Tam şuraya giriyorum. Pardon. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6 da çıktım. Tekrar 4 zincir çektim. Döndüm. Şu ortaya yapacağız şimdi. Tekrar senin. Burası biraz karışık olduğu için böyle yavaş anlatmaya çalışıyorum ama. Bakın şurada bir doladık. Birleştirdik. 2 doladık, 3 doladık, 4 doladık. Şimdi şuraya birleştireceğiz. Buraya birleştirirken hem buraya birleştireceğiz hem ortadaki motifi şu üçerli trabzanların arasına gireceğiz. Şimdi ilk motifi yaptığınızda, yani ilk motifi yaptığınızda ekleyeceğiniz yer ortadaki motifin şu tek büyük boşluk olan yeri. Şu ikisinin arası değil, şurası yani. Buradan bir tane ekliyorsunuz. Şu ortadaki zinciri. Sonra diğerlerini eklerken şu işlemleri yapıyoruz. Tek motif yaptığımızda 8'er zincir çekerek dolanıyoruz. Şu ortayı göstereceğim şimdi nasıl yaptığımızı. Şurada şöyle bir şekil var. Hem ekleyeceğim hem burayı nasıl yaptığımızı göstereceğim. Evet, şimdi dediğim gibi buraya ekledik. 4 tane zincir çektik. Şimdi şu ortadaki boşluğa girerek 3 tane trabzan yapıyoruz. Aynı şunlar gibi tığın başını 3 defa dolayarak tepesini birlikte topluyoruz.
1, 2, 3 doladım. Boşluğa giriyorum. Tam ortadaki boşluğumuz burası. 1, 3 doladım. İkinci boşluk. 3 doladım. Üçüncü boş, pardon, üçüncü trabzan boşluk nedir? Hepsini kapatıyorum. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir. Tığın başına 4 defa dolayalım. Şimdi bakın bunu tekrar göstereyim. Şuraya ekleyeceğiz önce. Normalde eklemeden burada 10 tane zincir çekiyoruz. Buraya üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra, pardon, burada 7 zincir çekip burayı aslında tek motif yaparak göstermem gerekirdi. 7 zincir çekip tığın başına 8 defa doluyoruz. Şurayı tek motifi yapmayı anlatıyorum. Şunu yaptık. 7 tane zincir çekiyoruz. Ya da burayı yaparak göstereyim ben. Sonra sökelim, ekleyerek tekrar göstereyim çünkü anlatarak burası olmayacak. Şimdi buraya kadar birleştirdim, tamam. Birleştirme olmadan 8 zincirle geliyoruz buraya kadar. Komple hiçbir değişiklik yok. Birleştirirken bunları kullanacağız. Şimdi şurayı ilk motifi yaptığınızda nasıl eklemeniz gerektiğini göstereceğim. Şöyle 3 zincir çektim. 4, 5, 6, 7 yapıyorum. Tığın başını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 defa doladım bakın. Ortaya batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 defa çektim. Bir trabzan. Şimdi şunlar tığımda duracak. Bu arada görüntüm gitmiş. Şunlar tığımda duracak. Bunları çekmiyorum. Tekrar tığı 3 defa doladım. Tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4. Şimdi şuradaki ilmekleri 1, 2, 4 tane ilmeği birden çektim. Kapattım. Sonra 2, 2 çekmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çıktım. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Tığın başına 2 defa doluyorum. Tam bu sivri noktaya batıyorum. 1, 2, 3, 4 de çıkarak bir trabzan yapıyorum. Sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir, 3 doladık. Aynı boşluğa bu sefer yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Şu altlarda 4 yapmıştık. Son sırada 3 tane yapıyoruz. Şimdi eklemeyi bıraktım. Tek bir motifi nasıl yapmanız gerektiğini göstermeye çalışıyorum. Burayı sökeceğim. Onu düşünemedim. Çünkü şurada bir ayrıntı var, yani burayı göstermezsem olmayacaktı. Bu şekilde yaptık. Şimdi 8 zincir, 8 zincir buraya her boşluğa batarak devam ediyoruz. Tabii bunu yaparken şuradaki 10 zincirde ortadaki motifin şu aradaki boşluğuna eklememiz gerekiyor. Yani tek motifi buradan ekliyoruz. Sonra ikinci ve üçüncü yaparken şu ekleme işlemini yapıyoruz. Bunu şöyle eklediğinizi düşünün. Birinci motifi. Sadece şuradan ekliyorsunuz. Sonra 8 zincir, 8 zincir devam ediyorsunuz. Şimdi ben burayı söküyorum. İkinci ve üçüncü motifleri eklerken de burada farklı bir işlem yapmamız gerekiyor. Sanırım burası anlaşılmıştır. Şöyle söktüm. Şimdi buraya geldik. 3 tane zincir çekeceğim. Hem şuraya ekleyeceğim. Hem de şuradaki motifin arasına ekleyeceğim. Bir tane yaptığınızda zaten anlayacaksınız ama
Biraz orası karışık. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. 4 defa tığımı doladım. Sırada gösterdiğim yere giriyorum. 1, 2, 3, 4. Evet, ben de şimdi anlattım. Kendim karıştırdım sanırım. Evet, 4 dolamayalım. Burada kaç doladık, bir dakika. 3 zincir çektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa tığ doladım. Geliyorum buraya, giriyorum. 1, 2, 3, 4 defa çektim. Şimdi burada tekrar 1, 2 defa doladım. Ortadaki motife geliyorum. Bakın şuraya birleştirdim. 4 de çektim. 6 kere doladım önce. Birleştirdim. 4 de çektim. Şimdi 2 kere doladım. Şu orta motifin oraya geliyorum. Orta motifin üçerli trabzanların arasına. 1, 2, 3. Çektik. Şimdi hepsini çekerek geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 de çıktım. 3 tane zincir çektim. Bakın. Bakın, şuradaydık. Ördüğümüz motif burası. 3 zincir çektik. Tığ 6 kez doladık. Önce buraya battık. Yandaki motife, ortaya değil. Önce buraya battık. 4 defa geri çektik. Burada tekrar tığ dolayıp ortadaki motife battık. 4 defa, pardon, 3 defa galiba çektik. Ben de şaşırdım şimdi. Tığ 2 doladık, 4 defa çektik galiba. Sonra tekrar tığda kalan ilmekleri 2-2 çekerek buraya geldik. Evet, 3 tane zincir çektim şimdi. Bir tane de buradan ekleyeceğiz. Ama önce şu ortayı yaparak, aynı az önce gösterdiğim gibi ortayı yapacağız şimdi. Evet, şimdi burada tekrar tığ kaç defa doluyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa doladım. Ortaya geliyorum. 1, 2, 3, 4 defa çektim, bıraktım. Şimdi tığdaki diğer ilmekler duracak. Evet, kameranın da azizliğine uğramasam iyi olacak. Şöyle. 1, 2, 3 doladım. Tekrar batıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4 çektim. Şuradaki ilmeklerim hala duruyor. Tekrar 3 doladım. 1, 2, 3, 4 defa çektim. Şimdi buradan 2, 4 tane ilmeği birlikte aldım. Sonra buraya çekiyorum şimdi ikişer ikişer. 1, 2, 3, 4, 5 de çıktım. Evet, şimdi 10 zincir var normalde, az önce göstermiştim ama ekleyeceğiz yine. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi ortadaki motifin şu boşluğuna, buraya ekleyeceğiz. 5 zincir çektim, buraya giriyorum. Birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim tekrar. Tekrar döndük. Şimdi tığ 2 doladım. Bu sefer ne yapıyorum? Şu son yaptığımız üçerli trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, şöyle 4 tane de çekerek bir dörtlü trabzan yaptım. Şöyle birleştirmiş olduk. Şimdi 7 zincir çekip tekrar ortaya 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı ortaya batıyorum. 3 doladım. Artık birleştirme işim kalmadı. Evet. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Şimdi 8 zincir çekerek başlangıç noktasına kadar gidiyoruz ve bu sırayı tamamlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurası zaten başlangıç noktamız. Bir tane daha yapıyoruz. Biraz şuraya geri çekelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet, sona geldim. Birleştirdiğimiz, ipi taşıdığımız nokta tam burasıydı. Oraya batıyorum ve bir tane de zincir çekelim. Artık ipimizi kesebiliriz şimdi. Evet, motif çok kolay aslında. Sadece şu ortaya birleştirirken birkaç tane püf nokta var. Orayı umarım düzgün anlatabilmişimdir. Eğer anlamayan arkadaşlar olursa tekrar şöyle yaparım motifi. Sadece birleştirme noktasını tekrar göstermeye çalışırım. Bana yorumlardan yazabilirsiniz. Biraz dediğim gibi sadece şurada bir karışıklık var. Detaya girmeye çalıştım ama kafanızı karıştırmamışımdır umarım. Şimdi ortamızı yapmıştık birinci videoda. 3 tane de motif yaptım. Şöyle ütüleyince daha güzel duracak eminim. Şimdi 10 tane bu şekilde motif yaptığımızda büyük bir yuvarlak parçamız oluyor. Gayet de hoş duran bir model. Çok beğendim ben. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle de göstereyim. Şunlar daha düzgün. Şurası biraz elimde buruştu. Dediğim gibi tek püf nokta. Şurası da çok kolay. Yine 7 tane komple normal ekliyoruz. Şu birleştirmeler biraz farklı diğer ördüğüm modellere göre. Bir de şuradaki birleştirme olayında biraz püf noktaları var. Umarım doğru anlatabilmişimdir ve umarım beğenmişsinizdir. Başka daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.